Olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle matematik ikinci yazılımızdan birlikte yüz almak için çalışacağız. Evet birinci sorumuza başlayalım. Ahmet her gün evden işe koşarak gidip gelmektedir. Ahmet 6 günde 6144 metre koştuğuna göre evi ile iş arası kaç metredir diye sormuş sevgili öğrencilerim. 6 günde 6144 metre koşuyorsa bir günde bulmak için ne yapacağız? 6000 sevgili öğrencilerim 100 44 metreyi ne yapacağız? 6'ya bölerek bir günde ne yapacağız? Koştuğu mesafeyi bulacağız sevgili Bölüyorum. 6 da 6. Bir kere sevgili öğrencilerim. 6'yı çıkartıyorum. 0. 1'i indiriyorum. Bakın indirince olmadığı için buraya 0 koyuyorum. 4 indiriyorum. Evet 14 6. 2 kere sevgili öğrencilerim. 2 kere 6 nedir? 12'dir sevgili öğrencilerim. 2 kaldı. 4'ü indirdim. 24'te Evet 6 kaç kere? 4 kere sevgili 4 kere 6 24 ve kalan nedir? 0 0'dır. Evet yani ne oldu? 1024'ü bulmuş oldum sevgili öğrencilerim. Ahmet'in bir günde koştuğu mesafe 1024 metredir. Soru biraz kapalı olmuş. Yani koşarak gitmiş ve gelmiş ikisinin mesafesini ayrı ayrı isterse de 1024'ü 2'ye bölüp 512 olarak da ne yapabilirsiniz? bulabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Burada öğretmenimiz bize bölme işlemi yaptırmak istemiş. 4 işlem soru sormuş. 2. Yani aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım. 4 tam 19 bölü 4'ten küçüktür diye sormuş sevgili öğrencilerim. Bakın 19'u 4'e bölüyorum. 4 tam olsa 4 kere 4 16. 4 tamdan fazlalığı var. Demek ki 19 bölü 4 4'ten büyüktür. A şıkkı nedir? Doğrudur sevgili öğrencilerim. B'ye bakıyorum. 5 tam 11 bölü 3'ten büyüktür. Sevgili öğrencilerim 11'i 3'e bölüyorum. Bakın 4 kere olsa 12 yapar. 12 bölü 3 olsa 4 yapar. 4'ten daha küçük olmuş burası sevgili öğrencilerim. 5 büyüktür. Evet bu sayıdan bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. 1 bölü 74 büyüktür. 1 bölü 67. Sevgili öğrencilerim kesirler verildiğinde kesirlerin payları birbirine eşitse sevgili öğrencilerim paydası küçük olan büyüktür. Pastayı daha küçük parçalara bölerseniz daha büyük ne olur? Paylar elde edersiniz sevgili öğrencilerim. Birer tane alırsanız büyük pastadan ne olur? Büyük paydan almış olursunuz. Yani kesirlerde paylar eşitse paydası küçük olan büyüktür. Yani 1 bölü 67 büyük olmalıydı. Burada yanlışlık yapılmış sevgili öğrencilerim. Diğerine bakıyorum. Sevgili öğrencilerim buna da bakalım. <laughs> 9 bölü 40 sevgili öğrencilerim 13 bölü 40'tan büyüktür. Kesirlerde paydalar eşitse payı büyük olan 13 büyük olduğu için büyüktür. Bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. Evet 3. soru. Batu 210 TL'sinin 3 bölü 5'ini harcıyor. Ne kadar harcamıştır? Sevgili öğrencilerim bir sayının verilen kesir kadarını bulmak. Bakıyorum 210 sayısının sevgili öğrencilerim ne yapacağız? 5'e böleceğiz. 3 ile çarpacağız. 5 ile bölüyorum sevgili öğrencilerim şimdi. Evet 210 bakın 21'de 4 kere değil mi? Evet 4 kere yapıyorum. 4 kere 5 nedir? 20'dir sevgili öğrencilerim. 1 indiriyorum. 10 indiriyorum. Evet 10 da 5. 2 kere sevgili Yani 42'yi buldum. 5'e bölünce 42 buldum. Ne yapacağım? 3 ile de çarpacağım sevgili öğrencilerim. 42 ile de ne yapıyorum sevgili öğrencilerim? 3'ü çarpıyorum. 3 kere 2 6'dır. 3 kere 4 nedir? 12'dir. 126'yı ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum. Cevabımız C'dir. Evet burada sevgili öğrencilerim 3, 6, 9 basamaklı bir sayı verilmiş. Sayının okunuşu 159 milyon. Bakın 159 milyon. Milyonlar basamağı hani yazdım. Evet. 231 bin yazıyorum. 231 bin. Binler bölümünde yazdım. 54 sevgili öğrencilerim. Evet yüzler basamağı yok. 50 kaçmış 4'müş. Sayımızı yazdım sevgili öğrencilerim. Evet şurada 1 tekrar düzeltiyorum. evet yukarı ile karşılaştım. Bakın 1 var A olacak. Yani burası sevgili öğrencilerim A yani A 5 olmuş oldu. 9 yerinde. Evet B C. Evet burası ne oldu? B oldu. 3 de ne oldu? C oldu sevgili öğrencilerim. Evet 1 yerinde. 0 yerinde D ne olmuş oldu sevgili öğrencilerim? 5'in yerine de D gelecek. Evet 4 de yazmış oldum. Bize A, B, C, D yerine yazılabilecek sayılardan birisi değildir diye sormuş. Bakın A yerine 5 geldi. 5'imiz var. Evet sevgili öğrencilerim B yerine 2 geldi. 2'miz var. C yerine 3 geldi. 3'ümüz var. Fakat sevgili öğrencilerim 4 diye bir rakam A, B, C, D yerine bakın gelmedi. Evet 5'in sorumuz. Evet 2 tam evet 10'da birler, 100'de birler, 1000'de birler. 1000'de 4 <laughs> 438 ondalık gösterimindeki basamak altlarını ve rakamlarını yazın demiş. Sevgili öğrencim bu şekilde verilince önce tam bizim sayımızdan yazalım. Evet 2 bakın sevgili öğrencim nedir? Basamak altları burası 2 nedir sevgili öğrencim? Birler basamağı değil mi? Burası virgülden önceki sayı normal birler basamağı sevgili öğrencim yazdık. Basamak değeri de nedir sevgili öğrencilerim? Bunun 2'dir. Yanına yazdım. Evet. 10'da 4. Bakın burasının adı nedir sevgili öğrencilerim? 10'da 4 dediğine göre bu basamağımızın adı nedir? 10'da 1'ler basamağı sevgili öğrencilerim. Neymiş? 10'da 1'ler basamağıymış. Bunun değeri neydi sevgili öğrencilerim? Bakın. 0 tam 10'da 4 sevgili öğrencilerim. Yanındaki sevgili öğrencilerim burası Yüzde birler basamağı değil mi? Yüzde birler basamağı sevgili öğrencilerim. Evet yüzde birler. Evet değeri ne olmuş oluyor? Sıfır tam sevgili öğrencilerim. Yüzde birler olduğu için bakın onda yüzde üç olacak. Onda sıfır yüzde üç sevgili öğrencilerim. Yukarıdaki basamağımızda nedir sevgili öğrencilerim? Evet onda yüzde burası da binde birler basamağıdır. Bu şekilde yazıyorsunuz. Sevgili öğrencilerim yazdım. Sıfır tam onda, yüzde, binde, 8'dir sevgili öğrencilerim. Bu şekilde yazacaksınız. Altın sorumuz bir sinema salonunda 28 sıra ile her sırada 123 seyirci vardır. Salonun tamamı dolu olduğuna göre müşteri kaçtır? Yani 123 sırada evet 28 sıra. Evet sevgili öğrencilerim ne yapacağız? Evet 28 ile 123'ü birlikte çarpacağız sevgili öğrencilerim. Toplam kaç yolunu olduğunu bulmak için. 123 ile 28'i çarpıyoruz. Beraber çarpalım. 8 kere 3 24'ün 4'ü. 8 kere 2 16. 2 de elde 18. Elde var 1. 8 kere 1 8. Bir de elde 984. 2 ile çarpıyorum. 2 kere 3 6 artı 4'ü değil buraya yazıyorum değil mi? 6'yı yazdım. 2 kere 2 4 4'ü yazdım. 2 kere 1 2 2'yi de yazdım. Topluyorum sevgili öğrencilerim. Toplam 4'ü indiriyorum. 8 6 daha 14 elde var. 1 9 4 daha 13 bir de elde 14. 2 bir de elde 3. 3444'ü ne yapıyorum? Kişiyi buluyorum sevgili öğrencilerim. Evet 300 bölü 3 üzeri 2 artı 6. Parantez işlemlerde önce parantez yapılır. İşlemlerde sevgili öğrencilerim parantez içerisinde de sevgili öğrencilerim üst sayıları önce yapıyoruz. 3 üzeri 2 neydi? 3 üç çarpı 3'ten 9. 6 da burada. Buranın toplamı kaç yaptı sevgili öğrencilerim? 15 yapmış oldu. Bakın 3 üzeri 2 9. 6 daha 15. 300 bölü 15 oldu değil mi? İşlemimiz şimdi neye dönüştü? 300 sevgili öğrencilerim bölü 15'e dönüşmüş oldu. Dönüştürdük şimdi. 3'ün içerisinde olmadığı için 30 15. 2 kere evet sevgili 2 kere 15 30. Buraya yazdık 0. 0 indiriyorum ve buraya koyuyorum. Sonucumuz ne oldu? 20 çıkmış oldu. Evet 3 tam 4 bölü 5 kesirinin içinde kaç tane 1 bölü 5 birim kesir vardır? Sevgili öğrencilerim 3 tam 4 bölü 5'i nasıl yapıyorduk? Yazıyorum buraya. 3 tam 4 bölü 5. Ne yapıyordu Tamla paydayı çarpıyorduk. 3 kere 5 15. 4 de ekliyorum. 19 sevgili öğrencilerim. 19 bölü 5 içerisinde bizler kaç tane 1 bölü 5 olduğunu bulacağız. Bakın sevgili öğrencilerim. 19 bölü 5 ne demek? 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5. 1 bölü 5. Tam 19 tane 1 bölü 5 yapar sevgili öğrencilerim. Bakın 5, 5, 5 giderken 19 tane 1 toplarsanız 19 bölü 5 yapacak. Paydası zaten aynı kalacak. O zaman cevabımız 19 tane. Evet 9. sorumuz. Bir bölme işleminde bölen 32, bölüm 23 ve kalan 17'dir. Yapıyorum bölme işlemini sevgili öğrencilerim. Bölen 32'ymiş. Evet bölüm 23'müş sevgili öğrencilerim. Kalanımız da kaçmış? 17'ymiş. Sevgili öğrencilerim bölme işleminde nedir? bölenle bölümü çarparız. Üzerine kalanı eklediğimizde ne yaparız? Sevgili öğrencilerim bölünen sayıyı buluruz. Yani 32 ile 23'ü çarpacağız sevgili öğrencilerim. 32 ile 23'ü çarpıyorum. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9 yazdım. 2 kere 2 4. Artık ne yapıyorum? 1'leri atlıyorum değil mi? 2 kere 3 6 sevgili öğrencilerim. Topladığımda bakın 6 9 4 daha 13 elde var 1 6 bir de elde 7 736 ne yapmış oldum yakalamış oldum 736 sayısına sevgili öğrencilerim kaç ekleyeceğim kalanım kalanım 17 olduğu için 17'ye ekliyorum sevgili öğrencilerim ve topluyorum 7 6 daha 13 elde var 1 3 1 daha 4 bir de elde 5 7'yi de indiriyorum 753 sonucu ne yapmış oldum Bulmuş oldum sevgili öğrencilerim. <laughs> Aşağıda okunuşları verilen sayıların ondalık gösterimini, ondalık gösterimi verilen sayıların da okunuşlarını yazın demiş. Yazalım. 5 tam. Tamımızı önce yazalım sevgili öğrencilerim. Virgül. Binde 5. Bakın onda birler, yüzde birler, binde 5'miş sevgili öğrencilerim. 10 tam. Tamımızı yazıyoruz sevgili öğrencilerim. Virgül yüzde on bir. Bakın yüzde on bir. On bir. Bakın onda birler yüzde birler. Yüzde on biri bu şekilde yazdım. Yüz tam yine yazıyorum. Yüz tam mı sevgili öğrencilerim? Virgül. Binde yüz bir. Bakın onda yüzde binde. Bu şekilde yaparsanız kolay olabilir. 101 yazacağım. Direkt ne yapıyorum? Bakın. 101'i yazıyorum. Evet. Bu nedir sevgili Tamını yazıyoruz. Burası ne? Bir tam değil mi? Önce bir tamını yazalım. Evet bir tam. Onda birler, yüzde birler, binde değil mi? Binde on bin. Binde evet on bir. Sevgili Bir tam onda yüzde binde binde on bir sevgili e evet, Burada ne var? İki tam yine aynı şekilde tamını yazıyorum. İki tam onda yüzde. Yüzde neymiş sevgili öğrencilerim? 24. Yüzde 24. Buraya yazabilirsiniz. Yüzde 24. Evet 11'in sorumuz. İşlemin sonuçlarını bulun demiş sevgili öğrencilerim. Kesirli işlemlerden önce ne yapıyoruz? Pay değiştiriyoruz. 5'in pay değiştirmek için ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. 2 kere 6 ne oldu? 12 olur sevgili öğrencilerim. 12 bölü 10'u elde ettik. Yanında eksi 7 bölü 10'u elde ettik. İşlemimiz ne yapıyor? Bakın paydaları işlenince 12'den 7 çıktı. 5 paydamıza nedir? 10'dur. Sevgili öğrencilerim en basit haliyle olacağı için bakın 5 bölü 10 şeklinde kalmaz. 5'i 5'e bölüyorum. 1 10'u 5'e bölüyorum. 2 1 bölü 2 en sağda haliyle buluyorum. Evet 3 bölü 4 ile 5 bölü 12. Bakın yine payda eşitleyeceğim. Paydalar eşit olmadan işlem yapamam. 3 ile eşitlerim değil mi 12 yapmak için. 3 ile payı çarpıyorum. 9. 3 kere 4 çarpıyorum. 12. 9 bölü 12. A artı sevgili öğrencilerim. 5 bölü 12 de zaten yanındaki sayıyı direkt yazıyorum. Ondan sonra topladığımda bakın paydalar eşit artık. 9, 5 daha. 14 sevgili öğrencilerim. Paydamıza kaçtır? 12'dir. 14 bölü 12 sade halde değil. Bakın 2 ile sadeleşiyor. Sadeleştiriyorum. 7. 12 2 ile sadeleştiriyorum. 6. 7 bölü 6'yı buluyorum. Evet 12. sorumuz. Verilen kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Bakın paylar eşitse sevgili öğrencilerim paydası küçük olan en büyüktür. Yani en büyük sayımız 1 bölü 3. Bakın en büyük. Küçükten büyüğe dediği için en büyüğü yazıyorum. 1 bölü 3 en büyük sayıdır sevgili öğrencilerim. Ondan sonra bakın 1 bölü 7 var. Evet. 1 bölü 7 daha büyüktür. Evet. Ondan sonra 1 bölü 9 var. 1 bölü 9'dan daha büyüktür. O da sevgili öğrencilerim 1 bölü 18'den daha büyüktür. Tekrar ediyorum. Paylar aynıysa biz bir dilim pasta alıyorsak daha az parçaya bölünmüş olan 1 bölü 3 en büyüğü 1 bölü 18. 18 parçaya bölerseniz pastayı daha küçük pay düşer değil mi? Bu şekilde yapıyoruz. 13. Aşağıdakilerden hangisi 35 bölü 55 kesrinin 5 ile sadeleştirilmiş halidir. Bakalım yazalım. 35 yazıyorum sevgili öğrencilerim. Paydaya da kaç yazıyorum? 55 yazıyorum. Bunu 5 ile sadeleştirecekmişiz. 35'i 5'e bölüyoruz. 7 sevgili öğrencilerim. 55'i 5'e bölüyorum. Ne olur? 11 olur. 7 bölü 11 cevabı ne yaptım? Buldum. Evet. 1 bölü 6 kesrinin sayı doğrusu üzerinde gösterilir. Evet. Şurası 0 olsun sevgili öğrencilerim. Bakın 6 parçaya bölünmüş. 1 2 3 4 5. Evet. 1 2 3 4 5. 6. parçamızda ne olacak? 1 olacak sevgili öğrencilerim. Ara bakın. 1 2 3 4 5. 6 parçaya bölünmüş. Evet. Bu 6 <laughs> parçanın sevgili öğrencilerim. Burası bakın nedir? 1 bölü 6'dır. Değil mi? Burası 2 bölü 6'dır. Burası 3 bölü 6'dır. Bu şekilde devam eder. Bize neyi soruyor sevgili öğrencilerim? 1 bölü 6'yı sorduğu için bizi gösterdiği yeri tam da burasıdır sevgili öğrenciler. Evet 15. Bir Sema'nın bilet fiyatları öğrenci için 10 TL. Yetişkinler için 20 TL'dir. Bu maçı biletli 25 öğrenci ve 40 yetişkin. Bakın 25 öğrenci. Öğrenci 10 lirayı zaten değil mi? öğrenci evet neydi? 10 liraydı. 25 çarpı 10'dan ne yapar öğrenci? 250 TL yapar değil mi? Evet. 25 40 yetişkin. Yetişkini y yapıyorum. 40 tane yetişkini sevgili öğrencilerim ne yapacak? 20 liradan. 40 tane yetişkin ne yapalım? 20 ile çarpıyorum sevgili öğrencilerim. Kısa yollar nasıldı? 4 kere 2 8. Yanına 20 koyuyorum. 800 lirada ne yapar? Bu yapar toplam kaç TL gelir elde edilir? 800 lira yetişkinden 250 lira da öğrenciden ne yaparsa sevgili öğrencim? 1050 lira elde edilmiş olur. <laughs> Efe parasının 4 bölü 5'i ile kitap alıyor. Kitap 36 TL olduğuna göre. Sevgili öğrenciler bizim bir meblağ paramız var. Biz bunun 4 bölü 5'ini yani bakın ne yapıyor? 4 bölü 5 ne demek? 4 bölü 5 bunu çarpmışız. Ne yapmış sevgili öğrencilerim? 36 TL yapmış. Şimdi ters işlem yapıyoruz. Bir sayıyı 5'e bölüp 4 ile çarpmışız. 36 elde etmişiz. O zaman bizler tam ters yapacağız. 36'yı ne yapacağız sevgili öğrencilerim? 4'e bölüp 5 ile çarparak başlangıçtaki parayı böleceğiz. 36'yı 4'e böldüğümüzde 9 yapar. 9'la da sevgili öğrencilerim 5'i çarptığımızda ne yapar? 45 sonucunu elde etmiş oluruz. Bakın sağlamasını yapalım. 45'in paramız 45 lira. 4 bölü 5. 45 5'e bölüyorum. 9. 4 çarpıyorum. 36. 36 lira ne yapıyor? Evet kitap almış oluyor. Aşağıdaki hangisi? Bileşik kesirdir. Sevgili öğrencilerim bileşik kesir neydi? Evet. Payı paydasına eşit veya büyük olandı. Değil mi sevgili öğrencim? 2 bölü 7 basit kesir. 5 bölü 8 basit kesir. 4 bölü 5 kesir. Basit. 9 bölü 6 payı paydasından büyük olduğu için nedir? Bileşik kesir. C şıkkıdır. 18. Aşağıdakilerden kesirlerden hangisi 3 bölü 5 kesrine denk değildir? Genişletelim 3 bölü 5 sevgili öğrenciler. Bakın 2 ile genişletiyorum. Paydası 6. 5'i 2 ile genişletiyorum. 10 yapıyor. Bu denktir. 3 ile genişletiyorum. Bakın 9. 5'i 3 ile genişletiyorum. Sevgili öğrencilerim 15 olması lazım. Burada bir hata yapılmış. Evet bakın 4 ile genişletiyorum 3'ü. 12. 5'i 4 ile genişletiyorum. 20. 3'ü 5 ile genişletiyorum. 15. 5'i 5 ile genişletiyorum. 25. Fakat burada b'ye de bir yanlışlık yapılmış. Aşağıdaki verilen eşitliklerin hangisi doğrudur diye soruyor. Bakalım. 3 tam 1 bölü 4. 3 kere 4 payda ile çarpıyorduk. 12. 1 ekliyorduk. 13. 13 bölü 4 olması lazım. Bu yanlış. 2 tam 2 bölü 8. 2 kere 8. 16. 2 ekliyorum. 18 bölü 8 olması lazım. Yanlış. 1 tam 2 bölü 5. 1 kere 5. 5. 2 ekliyorum. 7 bölü 5 olması lazım. Yanlış. 6 tam. 1 bölü 6. 6 kere 6. 36 1 ekliyorum. 37 bölü 6. Evet bu nedir? Doğrudur. Cevabımız D şıkkıdır sevgili öğrencilerim. Evet kural neydi sevgili öğrencilerim? Tamla paydayı çarpıyorduk. 6 kere 6. 36. 1 ekliyoruz. 37 bölü 6. 20 son sorumuz kesirler denk olduğuna göre kare yerine yazılması gereken sayı kaçtır? Sevgili öğrenciler bunu yazalım. 6 bölü 9'u yazdım. Bu bakın kare bölü 18'e ne yapılmış sevgili öğrenciler? Eşitmiş. Bakın paydayı 9'dan 18 yapmak için 2 ile çarparız. 6'yı da 2 ile çarptığımızda 6 çarpı 2 kare ne olmuş olur? 12 olmuş olur. Bu kadar basittir sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim. Birinci örneğimiz buydu. Matematik yazısının ikisini çekeceğim. Lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Anlamadığınız bir şey olursa yazabilirsiniz. Yazılı sonuçlarınızı lütfen bize yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.